Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematik, 1. dönem 2. yazılı yazılıkta sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> Ve yazılıda sana yine çok destek olacak olan bir tane daha bir şey söyleyeyim sana. O da yazılıya hazırlık notları arkadaşım. %100 sınavda çıkar pozisyonda yazdığımız güzel bir kitapçık. Ve bu kitapçığın güzelliği boyutu tam bir el kadar arkadaşım. Otobüste yanında olsun, gece yatarken uyurken yanında olsun. Bütün derslerin olduğu bir yazılı kitapçı çok böyle kullanışlı. Bakın bütün her şeyde yine Tonguç Akademi gibi yine burada anlattığımız gibi renkli, akılda kalıcı bütün simgeler var, resimler var. Süper bir şekilde karşında arkadaşım. Tabii ki de bizim dersimiz matematik olduğu için ben matematik kısmına bayılıyorum zaten. Gerçekten böyle güzel güzel kısa kısa örnek çözümler yapılmış. Gayet de başarılı. Alırsan kesinlikle faydasını görürsün. Daha doğrusu kullanırsan faydasını görürsün. Çünkü birinci yazılı ve ikinci yazılı hepsi dahil arkadaşım. Burada var. Bakın polinomlar bugün göreceğiz. Ta ki nereye kadar çarpanları ayırmaya kadar işine yarayacak fonksiyonda yine çok güzel bir şekilde anlatılmış dedim. Ve unutma arkadaşım sana ödev verirken çokça söylüyorduk. Ne vardı arkadaşım burada? Bakın, fonksiyonlar bittiğinde sayfa 151 ve 152'de yazılıya hazırlık, ikinci ünite yazılıya hazırlık gördüğün gibi tam 12 soru yazılıya prova olacak şekilde karşında arkadaşım. Aynısının tıpkısının benzeri bir de polinomlarda var arkadaşlar. Polinomlardaki de sayfa 205 ile 204'te yine yazılı yazılık şeklinde senin karşında duruyor. Ve yapamazsan tabii ki de tas uygulamasında canım hocam seninle birlikte arkadaşım. Peki yine söyleyelim bugün ne yapacağız? Öğrenci notları var ve yazılıda çıkabilmesi ihtimali yüksek. Ne var arkadaşım? 10 soru seni bekliyor. Ve yazılda kesin sorarlarla hoca yüzde sorarlar seni bekliyor. Bir de çok çok önemli yerlerde duracağım. Eses almak için sana süre vereceğim. Orada da güzel bir şekilde esesini al. Çok uzatmayalım. Başlayalım artık arkadaşım. Birinci, birinci üniteyi bitirdik. O üniteden kesinlikle soru gelmeyeceğini düşünüyorum. Hocalarımız insaflı davranacaktır. Çünkü fonksiyonlar ve polinom ...olağanüstü kapsamlı bir e, konu... ...iki konu daha doğrusu... ...ki polinomun daha yarısını gördük... ...öbür kısmını görmedik ama... ...müthiş soru kapasitesi olan yerler... ...birinci konumuz fonksiyonlar olacaktır arkadaşım... İkinci üniteyle başlayalım... ...birincisi fonksiyon neydi arkadaşım... ...fonksiyon bir kümeden diğer kümeye... ...elemanların eşleşmesiydi... ...ve bu eşleşmede... A kümesinden bir eleman karşıdaki bir elemanla eşleşiyordu. Ve eşleşen bütün elemanlar ne olacaktı arkadaşım? Karşıda bana görüntü kümesini verecekti. Yani burada bir eleman var. Ayna vazifesi gören bir fonksiyon var. Ve karşıda da görüntüler olacaktı arkadaşım. Peki bu B kümesinin tamamını ne diyorum? Bu B kümesinin tamamına da değer kümesi diyorum. A kümesi tanım. B kümesinin tamamı değer. Bir de bu B kümesinin içinde x'lere karşılık gelen f(x)'ler yani y'ler benim görüntü kümem oluyor. Görüntü kümesini unutma arkadaşım. A'ya karşılık burada da tanım kümesindeki A'ya karşılık burada da f(A) diye de nitelendirebileceğimiz bir görüntü kümesi ismi var. Peki fonksiyonu bize sağlayan neydi? Kesinlikle ve kesinlikle bu iki kuralı bilmelisin arkadaşım. Çok önemli iki kural. O da ne? A'da boşta eleman kalamaz. Yani buradaki elemanlarımın hepsi karşıya gidecek. Bakın karşıya gidecek. Ve unutma A'daki her eleman B'ye yalnız bir eleman eşleyecek. Bak A'dan gidiyorum ama ne yapacağım? Tek bir elemana gideceğim. Buradaki başka bir eleman ne yapacak? Aynı elemana gidebilir. Ama yeter ki tek bir yere gitsin. Bakın her biri kendi içinde tek bir yere gidecek. Burayı unutma arkadaşım. Şimdi geldim ikinci kısma. Fonksiyonun bu kısmından soru gelirse basit olur. Orada da sana der ki hangileri fonksiyondur der. Çok dikkat et burada boşta eleman kalmasın. İkincisi buradan iki tane eleman gitmesin. Yani X burada iki elemana gitmesin. Bir de unutma arkadaşım iki tane önemli olan var burada. İkisi de bu. Bir de seni kandırmak için hepsini bir yere götürür kanma sakın. Yeter ki herkes bir elemana gitsin gerisi sorun değil. Burada boşta eleman kalmasın. Buradaki bir eleman da iki kişiye gitmesin. Basit bir soru gelirse bu şekilde gelir. Çok da önemlidir. Ama daha önemlisi fonksiyon çeşitleri. Bakın değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa. Yani benim burada elemanım gitti gitti gitti. Şurada bir eleman kaldı. İşte bu adamlar eşleşip burada boşta kalırsa gördüğün gibi değer kümesinin içine gitmiş oluyorum. Burada boşta eleman kalıyor içine. Peki ben tamamen bunu örtseydim. Bütün elemanlar kaplanmış olsaydı, örtülmüş olsaydı işte buna da örten diyoruz. Unutma arkadaşım, bir küme, daha doğrusu bir fonksiyon ya örtendir, unutma, ya da içinedir. Çünkü boşta eleman kalıyorsa içinedir. Boşta eleman kalmıyorsa, herkes örtülüyorsa örtendir. Bakın burası çok önemli. Birazdan SS aldıracağım sana. Şimdi değil. Her elemanın görüntüsü farklı ise birebir fo birebir fonksiyonu. Yani hani dedik ya bu eleman bir elemana gidiyor. Bu da bir elemana gidiyor. Buradaki de bir elemana gidiyor. Dikkat et. Her biri ayrı elemana gidiyorsa. Bakın mesela bu birebir değildir. Neden? İkiye birdir. O yüzden. Birebir de ne olacak? Herkes bir elemana. Bak bu gitti başka yere. Bu gitti başka yere. Bu gitti başka yere. Bu gitti başka yere. Burada boşta eleman kalmadı. Üstüne üstüne herkes de ayrı elemanlara gittiyse işte biz buna birebir fonksiyon diyoruz. Unutma arkadaşım bir fonksiyon birebir olabilir içine de olabilir. Bir fonksiyon birebir olabilir örten de olabilir. Ama hiçbir zaman içine ile örten bir arada olmaz. Unutma aklında olsun. Aynen buradaki gösterdiğimiz gibi bakın arkadaşım burada gittik boş eleman kaldı içi nedir ve birebir değildir. Niye? İkiye bir olmuş. Olmaz. Bu tarafa geldim. Bak herkes örtüldü. Evet. Aynı zamanda da birebir oldu. Bakın birebir ve içine de olabilirdi. Sıkıntı yok. Ama unutma birebir ve örten de bu şekilde olacak. Herkes gidecek birer tane elemana ve karşı tarafı örteceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen söylüyorum. Bu kısım aşırı önemli. Lütfen ellerimi çekiyorum. Esesini al. Evet şimdi geçtim ikinci sayfa arkadaşım. Güzel bir şekilde esesini aldın. Burada da fonksiyon çeşitleri var. Yine bizim için müthiş önemli. Nedir arkadaşım? Birim fonksiyon fx eşittir x'dir. Yalnız yanlış anlama. Fx eşittir x diyorum ya. Cevabı her zaman x olanlar birim fonksiyon değildir. İçi neyse dışı da o olanlar birim fonksiyondur. Unutma. Sabit fonksiyonsa orada kesinlikle x yoktur arkadaşım. Yani değişken yoktur. Ne vardır? ...sabit, safgene duran bir tane C vardır. Yani 3 gibi, 5 gibi, 0 gibi, eksi gibi bir sayı vardır. Biz de buna sabittiriz. Çünkü içine ne verirsen ver, x'in yerine ne verirsen ver... ...cevabın hep aynı şey çıkar. Doğrusal fonksiyon neydi arkadaşım? fx eşittir, ax artı b'ydi. Bakın fx y'ydi ya, y eşittir. Biz bunu 9. sırttan hatırlıyor olabiliriz. y eşittir, ax artı b'dir. Çünkü fx'ler y'dir, unutma. Ve burada arkadaşım gördüğün gibi birinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklem olduğu için biz de bu denklemin görüntüsünü grafikte doğru olarak görüyoruz. Doğru olarak karşıma çıktığı için ne olacak arkadaşım? Doğrusal fonksiyonu bize vermiş olacak. fx eşittir ax artı b. Yani x'in üssü bir olacak. Önünde bir katsayı, yanında da bir sayı olacak unutma. Tek fonksiyon neydi? x'in yerine f'in içinde eksi x koyarsan x e, daha doğrusu eksi kendini dışarı kusuyor. Ne yapıyor? Eksi dışarı atıyor kendini. Çift fonksiyonlarda ise x'in yerine eksi x koyduğunda cevabım yine fx'in aynısı oluyor. İşte bu gibi durumlarda da biz çift fonksiyon, çift fonksiyon diyoruz. Çift fonksiyonda unutma arkadaşım ne vardır? Çift üstleri çift olanlar vardır. Üstleri çift olanlar vardır. Peki tek fonksiyonda ne vardır arkadaşım? Tek fonksiyonda da üssü tek olanlar vardır. Ve çift olanlar kesinlikle girmez. Bakın buraya x üzeri 0 da yazdım. Yani sabit sayılar, 5'ler, 3'ler, 4'ler. Bakın tek olmasına bakma sen buraya. Bunlar yine çift fonksiyonun olabilecek elemanları. Niye? Çünkü bunların yanında görünmez bir x üzeri 0 vardır arkadaşım. Burası müthiş önemli. Şimdi burayı lütfen SS al. Çünkü sınavda %100 buradan soru gelecek. O yüzden elimi çektim. SS'ini al. Süper devam edelim. Şimdi parçalı fonksiyona geçtik. Parçalı fonksiyon neydi? Bir fonksiyonun belirli aralıklarda farklı fonksiyonlarla ifade edilmesiydi. Burada çok basit sadece x'in kaç olduğuna bakıyorsun. Buraya mı buraya mı denk geldiğini görüyorsun. Denk geldiği yer burasıysa bu fonksiyona koyuyorsun. Buraya denk geliyorsa buraya koyuyorsun. Acayip kolay bir şey. Sadece ekstra bilmen gereken buradaki sınırlar senin kritik noktaların. Başka da bir action yok. Göreceksin biraz önce birazdan sorumuzu yapacağız. Gerçekten kolay bir mevzu. Aklında olsun. Dört işlem mevzusu. Kesinlikle sınavda hocan soracaktır bak. Çünkü çok basit bir olay. Çok basit bir olgu. Ama öğrenciler tarafından karıştırılabiliyor. Karıştıracak hiçbir şey yok. Sakin ol. Yine senin yanında Tonguç Akademi var. Gayet güzel bir şekilde yazılıya hazırlık olarak anlayacaksın. Konu anlatında anlamıştın ama olsun şimdi daha iyi anlayacaksın. Yazılıda da banko yapacaksın. F artı GX dediğimde bakın F artı diyorsa ayıracaksın. Bu kadar. Eksi mi diyor? Ayıracaksın. Çarpı mı diyor? Ayıracaksın. Bölümü diyor. Ayıracaksın fx gx. Başka da hiçbir ekşini yok. Bu kadar olayın tamamı bu kadar arkadaşım. Bak yine söylüyorum. Buradan ve buradan garanti soru gelecek. Elimi çektim. Sesini al. Şimdi geçtim fonksiyonların 3. kısmına. Bu da grafik. Grafik de sınavda yüzde olacak. İlk önce bir anlatayım. Sonra sesini al. Çünkü çok önemli bir mevzu. Onları bakalım buraları dolduralım. Sen de aklında kalsın. Sonrasında sesini güzel bir şekilde alırsın. Bakın şimdi arkadaşlar çok dikkat edin. Fonksiyonun grafiği Bakın fonksiyonun grafiğinde bilmemiz gereken çok önemli bir şey nokta tahlili. Bakın y'lerin üzerinde kesinlikle x yoktur. Ben bunun üzerinde bir noktam varsa bu nokta kesinlikle 0'a 6 gibi bir ifadedir. Bakın 4 buradaysa 6 da burada olsun. Ve burada gördüğün gibi x kesinlikle yok. O zaman f sıfırlar verilirse ben nerede arayacağım? Ben bu fonksiyonu kesinlikle y'nin üzerinde arayacağım. O zaman mesela bunu nasıl gösterebiliriz? F 0 çünkü fx diyor ya. F0 eşittir 6 olarak gösterebiliriz. İlk hanemiz bizim neydi? X'lerdi. İkincisi Y'lerdi. O zaman F eşittir, F0 eşittir 6 diyebiliriz. Mesela şurada bakın bir nokta varsa. Bu noktada diyelim ki eksi 1 ise mesela o zaman burası ne, ne ifade eder bana? Eksi 1'e 0 noktasını ifade eder. Peki fonksiyona aktarırsan bunun ne olur? F eksi 1 eşittir 0 olur. Bunları unutmayacaksın arkadaşım. Nokta tahlili sana direkt X'i ve Y'yi vereceği için Lang diye yerine koyarsın. ...zınk diye bulursun. Unutma arkadaşım bunu. Şimdi tanım kümesine bakalım. Tanım kümesi benim için ne diyordu? Tanım kümesi benim için... ...x'lerin başını ve sonunu söylüyordu. Bakın bu adam burada kesilmiş. Bu adam da burada kesilmiş. Eksi 6'dan başlayarak kesintisiz bir şekilde... ...nereye kadar geldim? 7'ye kadar. Kapalılar mı? Kapalılar. O zaman tanım kümesi... ...x'leri takip edeceğim. Başından sonuna yazacağım. Kapalı eksi 6 ile... ...7'yi almış olacağım... Peki görüntü kümesi ne? Görüntü kümesi de en alt sınır. Bakın burası ya da burası fark etmez. Buradan başlayarak hiçbir kesinti olmadan nereye gittim? 4'e kadar. Varlar mı? Varlar arkadaşım. O zaman ne olacak? Eksi 2 ile 4 arasında benim görüntü kümem olacak arkadaşım. Yine söylüyorum nokta tahlili çok önemli. f soruyor. Bakın F3 için ne yapıyorum arkadaşım? Çat 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 çat. Şu nokta nedir şu nokta? Grafiğin üzerinde ve 3'e eksi 2 noktasıdır. O zaman F3 eşittir eksi 2'dir dedim. Geçtim. F0'a geldim. F0 neydi? Benim için bu y'nin üzerindeydi. Yani x'i 0 cevabı bir şey. İşte onun içinde y üzerini tarıyorum. Grafik nereye denk gelmiş? Buraya denk gelmiş. İşte burada da mesela 3 noktası olsun. O zaman ne diyorum? F0 eşittir 3'tür arkadaşım. Bunu unutma. Ve FK k eşittir 0. Denklemin kökleridir arkadaşım. Yani cevabı sıfırlar. Yani x eksenini kesenler. Grafikte x eksenini kesenler. Denklemin sıfırları ya da denklemin kökleridir. Unutma. Bir daha söyleyelim. Cevabı sıfır. E cevabı sıfırsa arkadaşım. O zaman bu k'ya sıfır değil midir? Evet. K'ya sıfırsa y var mı? Yok. Kimi arayacağım? X'in üzerini... O zaman x'i kesenler benim cevaplarım olacak mı? olacak. İşte bu k neler olur biliyor musun? Neler neler. Bakın k eksi -5 olabilir. k 1 olabilir. k -A -A bakayım bir de 6 olabilir arkadaşım. Bunlar olabilir. İşte bunlar denklemin kökleri, sıfırlarıdır. x'in üzerindeki x'in üzerinde grafiği sağlayan noktalar. Geldim düşey teste. Bakın düşey ya da dikey fark etmez. Düşey ya da dikey test sana fonksiyon olup olmadığını verir. Unutma arkadaşım sana fonksiyon mu değil mi der. Sen de hocana diyeceksin ki hocam bak çizdim 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 çizdim. Hatta ben bir iki tane çizeyim gerisini çizmeyeyim. Hocam bütün hepsi bir noktada kesiyor. Bir noktada kesiyorsa düşey ya da dikey teste göre bu bir fonksiyondur diyeceksin. Yatay olan ne söyler sana? Yatay olan da şöyle çizersin çizersin çizersin. Bir noktada kesiyorsa bütün her şeyi bir noktada kesiyorsa misal bakın şöyle bir fonksiyonumuz olsaydı burada nedir arkadaşım çizdim yatay çizdim 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 bakıyorum hep bir noktada kesti o zaman bu da neye bakar bire bire bakar bire bir mi evet buradaki fonksiyonu bire bir ama buraya bakarsam burası bire bir mi burası bire bir değil arkadaşım çünkü bak iki noktada kesti bak iki üç nokta hatta burada üç noktada bile kesiyor o zaman burası birebir değildir. Yatay test yatay çizgiler sana birebirliği verir. Düşey test dikey olanlarda fonksiyon olup olmadığını verir. Mesela bu buraya kıvrılsa ne olur? Olmaz. X hem buraya hem buraya gider. Olmaz. O yüzden düşey dikey testi fonksiyon yatay testte kesinlikle nedir? Birebirliği verir ve basit olsun diye hocan 3 tane grafik verir. Bunları sorabilir. Ama daha önemlisi burası banko çıkacak. Hadi bakalım yüklene seslere. Şimdi geldim son kısmı arkadaşım. Bileşke ve ters fonksiyon. Bileşke aşırı kolay bir olay. Sadece bilmeni istediğim bir şey var. O da şu arkadaşım. bileşkede bilmeni istediğim şey. F x f Fx x'e f x de g e gidiyor. Yani f x g içinde. O zaman ben de buna gof diyorum. Bak sana adam gof derse arkadaşım gof. Bakın gof x derse lütfen 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 sadece yapacağın şey G'nin içine fx koy arkadaşım. Başka hiçbir şey yok. G'nin içine fx koyuyorsun. Başka da hiçbir şey yapmıyorsun arkadaşım. Olay tamamen bundan ibaret. Başka da hiçbir action yok. Devam edelim bakalım. Bakın burada başka hiçbir şey soramaz sana. Sadece bunu sorabilir. Başka da bir şey soramaz. Bir de şunu söyleyelim. Birim fonksiyonla bir fonksiyon bileşke olursa yani buraya x girerse yine gx e eşittir. Ya da e, x'in içine fx sokarsan o da yine birim fonksiyondur. Unutma birim fonksiyon hiçbir etki yapmıyor sana. Senin f'ini hala sağlıyor. Tersi kendisine kesinlikle eşittir. Unutma. Bir de arkadaşım fogoh olursa bu fogoh da olabilir. Unutma parantez kayabilir ama buradan soru geleceğini sanmıyorum. Şimdi hepsini anlatayım. Yine ise saldıracağım. Ta ters fonksiyon nedir? Ters fonksiyonda da bilmen gereken sadece şu. fx eşittir y ise dışarısı içeri içerisi dışarı girecek. Bak. Dışarısı içeri, içerisi dışarı. Girince ne oluyor? Sadece bu oluyor. Peki burada da olabilir mi hocam? Evet tersinde de aynı şeyi yapabilirsin. Çünkü ne var arkadaşım? Tersin tersi kendisidir. O yüzden ters fonksiyonda y'yi dışarı x'i içeri alırsan tersinin tersi olacağı için o da fx fonksiyonuna eşittir. Bir de bilmem gereken şey bir fonksiyonun kendisiyle bileşkesi, şey işte pardon kendisiyle tersi bileşki olursa o da birim fonksiyon eder. Bir de arkadaşlar ters fonksiyon yaparsak bir bileşkiyi hem yer değişirler hem de tersleri alınır. Bakın hem yer değişecekler hem de tersleri alınacak çok önemli bir mevzu. Bir de arkadaşım şimdi ters fonksiyonu şurayı anlatmadık. Biz ters fonksiyonun denklemini yazmak için şu kuralı kullanmayıp denklem yazmak istiyorsak x'in yerine y yazıyoruz. Y yerine x yazıyoruz. Birinci basamak. ikincisi y'yi yalnız bırakıyoruz. En sonunda da y yerine ...F'in tersi ibaresini koyuyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. Çok basit bunlar. Hemen bakın ne yapıyoruz gösterelim. Fx eşittir 2x eksi 4 ise... ...ne yapıyorum? Y eşittir 2x eksi 4'tür. Normal bir fonksiyon yazısı budur. İlk aşamamız x ile y'nin yerini değiştiriyoruz. X eşittir 2y eksi 4 yaptım. Eksi 4'ü karşı attım. Bölü 2 yaptım. Ne yaptı? X artı 4 bölü 2 eşittir. Y oldu. Bakın her şey tamam. Y'yi yalnız bıraktım. Şimdi y yerine ne yapıyorum? F'in tersi X koyuyorum. Olay bu arkadaşım. Hemen pataküte 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 karşıya patlatıyorsun. Artı geçiyor bölü geçiyor. Hemen hızlıca yazıyorsun. Başka da bir action yok. Bakın mesela ne oluyor? AX artı B. Örneğin burada hemen B yaptın. A yaptın. Tersini yazmış oldun. Bir de bilmen gereken bir şey var arkadaşım. Bir birim fon bir ters fonksiyonda bu rasyonel bir şekilde ifade ise şu A ile D'yi lütfen yer değiştir. Sadece A ile D. Dikkat. Hocan seni kandırabilir. Ki canım hocam öyle bir şey yapmazsın inşallah ama yaparsa da Tonguç Akademi izleyenler kazanır. X'ler alt alta gelecek. Bakın B'yi buraya alırsan B ile D'nin yerini değiştirsin yanlışlıkla maazallah. Sakın yapma öyle bir şey. Ne yapacaksın arkadaşım? A ile D'nin yerini değiştireceksin. İşaretleri de değiştireceksin. 3 ise artı 3 ise buraya eksi 3 geçecek. Eksi 5 ise buraya artı 5 geçecek arkadaşım. Ona da dikkat et. Bakın buraya dikkat et dedim. Bunu da bunu da anlattım. Şimdi güzel bir SS zamanı. Sözü fazla uzattık. Biraz hızlanalım. Polinomda zaten iki tane mevzu var. Oraları da yapıp artık sorulara geçelim. Bakın unutmayın arkadaşlar. Polinomlar aynı fonksiyonlar gibi. Unutmayın bunu. Yeter. Çünkü polinomlarla fonksiyonlar birebir birbirine benziyorlar. Sadece bir fark var. Biraz önce üstüme her şey gelebilirdi. Eksi gelirdi, artı gelirdi, bölü gelirdi. Her şey olabilirdi. Ama şimdi polinom dediğimiz mevzuda kesinlikle ve kesinlikle üstlerimiz doğal sayı olacak arkadaşlar. Doğal sayı olacak. Bakın burada da bir de görünmez x üzeri 0 var. Biraz önce söylediğim gibi sabit. Bunları da unutma. Şimdi arkadaşlar bakın müthiş olay o da şu. Bu bir polinom mu fonksiyon mu? Bakıyorum 3 var. 2 var. Görünmez bir var. Bir de burada x üzeri sıfır var. Tamam. Oldu da bitti maşallah. Polinom olur inşallah. İşte polinom. Ne oldu arkadaşım bir dikkat. Kat sayılarımızın ne olduğu hiç önemli değil. Reel sayı olsun yeter. Ve bu polinomda bilmen gereken derece muhabbeti var. Derece nedir derece? En büyük üs benim için derecedir. Bak der px derse en büyük üssü alıyorsun. Geçtim. Baş kat sayı nedir? En büyük üssün önündekidir. Devam ediyorum. Sabit terim nedir? X'in olmayan kısmıdır. Bitti. Biz işte sabit derimi sorarsa X'in yerine sıfır koyarsak pat 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 bunları patlatacağız. Sadece bir kalacak. O da sabit derimdir. Bak ne yapıyorsun? PX polinomunda ne derse desin. isterse px artı bir desin. Sana ne sorarsa, sana ne sorarsa px polinomunu soruyor. Px artı bir mi soruyor? Ne de soruyorsa sorsun x yerine sıfır yazacaksın. Hemen px polinomunun katsayısı derse hop. Daha doğrusu sabit derim derse özür dilerim. Hop. Sıfır 0, sıfır, sıfır. Oldu mu sana bir? Evet bitti. Katsayılar toplamı derse bu sefer de hangi polinomun katsayıları toplamı diyorsa oradaki x'in yerine bir koyuyorsun. O zaman ne oluyor? 1 koydum 2, 1 koydum 3, 1 koydum eksi 7. Burası 5 etmişti, eksi 2 geldi. 1 koydum, eksi 1 olmuş oldu arkadaşım. Bu kadar. Olay tamamen bununla ilgili. Sabit polinom dersek, o sabit polinom px eşittir. Sabit fonksiyon gibi sadece bir sayıdır. Derecesi kesinlikle 0'dır. Çünkü yanında görünmez bir x üzeri 0 vardır. 0 polinomunun da özel bir sabit polinomdur onun da px eşittir sıfır diye bir sabiti vardır. Sıfır polinomunun derecesi bilinmez. Yoktur arkadaşım dedim. Geçtiğim ve burada dört işlem yaparken toplama çıkarmada aynı katsayıları toplayıp çıkartabiliyoruz. Gerisine karışmıyoruz. Çarpmada da bir polinomun bütün terimleriyle diğer polinomun bütün terimlerini Allah ne verdiyse çarpacaksın. Gözünün yaşına bakmayacaksın. Buradakiler bilinenler arkadaşlar ağlar. Onlar reel sayı. X'ler bilinmeyenler değişken. Dediğimiz gibi üstte kesinlikle ve kesinlikle doğal sayı olacak. Bir tane de sorun var. Hadi bakalım yüklen SS. Geldim son kısma ve müthiş önemli. Burası YKS sınavı içinde, AYT içinde çok önemli arkadaşım. Bölme bir polinomu bir başka polinomu bölersen burada bir bölüm polinomu, burada da bir kalan polinom olur. Ve unutma arkadaşım burada sen bunu normal 4. sınıfta, 3. sınıfta öğrendiğin bölme işlemi gibi yazabilirsin. Yazmalısın ve de unutma yine her zaman gibi kalan ne yapacak? Bölenden küçük olacak. Ama burada küçüklük büyüklük kime göre? Dereceye göre. Derece daha azsa daha da bölünmez demektir. O zaman ne yapıyorsun? Hemen K'nın derecesini Q'nun derecesine az tutuyorsun. Unutma. Ve, ve 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 ve. Müthiş önemli yer. Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan derse hemen ne yapıyorsun? x eksi a eşittir 0 diyorsun. x eşittir a diyorsun. Ve bu a'yı buradaki x'in yerine koyuyorsun. Bakın ne olduğu önemli değil. Burada ne yazdığı önemli değil. Sen x'in yerine a koyacaksın ki o da senin için p a olmuş olacak. Bakın çok dikkat. x eksi 2 ile bölümünden kalan derse x eksi 2 eşittir 0. x eşittir 2 diyorsun. Ve bu 2'yi alıp bu nın nın nün nün olan polinomun içine koyuyorsun. P X'in dediğine göre o zaman sen neyi bulacaksın arkadaşım? P2'yi bulacaksın. Bak ne diyor bana? X artı 4 ile bölümünden kalan diyor. X artı 4 eşittir 0. X eşittir X 4. Kimin yerine koyacağız? Nın 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 olan polinomun yerine koyacaksın. X'inin. Bak X'inin yerine koyacaksın. X 4'ü koydun. X 4 artı 1'den dolayı ne olacak? P eksi 3'ü bulursan o zaman bu polinomun X artı 4 ile bölümünden kalanı da bulmuş olursun ve müthiş önemli yer o da şurası. PA eşittir sıfırsa x eksi a dediğim şey nedir? Bunun bir çarpanıdır. Yani burası sıfırsa o zaman kalan sıfırdır. Ne zaman? X'in yerine a koyarsan. E tabii ki de kardeşim o zaman bu nedir? X eksi a'ya bir çarpandır. Polinomun bir çarpanıdır. X eksi a dedim. Burayı da unutma. Ve toplama çıkarmada kim büyük arkadaşım? M büyükse o zaman o büyük gelir. Ve unutma sen her zaman X'in yerine PX'in yerine X üzeri mi? QX'in yerine de X üzeri neye koy? Çarparsan da tabanlar çarpımı tabanlar aynısı üstler çarpımı toplanacağı için böyle olacak. Bölersen de ne yapılacak? Çıkartılacak. Çünkü tabanlar aynısı üstler çıkarılır. Bunu da unutmuyorsun arkadaşım. Ama toplama çıkarmada büyük kimse hemen o büyük kalır. Küçük yanında durur. Unutma arkadaşım. Sakın üstleri çıkarma. Bölmede çıkaracaksın. Çarpmada toplayacaksın. Px ile Qx'in yerine de direkt x üzeri m, x üzeri n yazacaksın. Müthiş önemli dedim. Şimdi son bir ses artık yazı sorularına geçelim. <laughs> Haydi bakalım sorulara dalalım başlayalım. Ne diyor? Gerçek sayılarda f ve g fonksiyonlarından f birim fonksiyon yani f'in içi neyse dışı da odur. gx sabit fonksiyon yani sadece bir sayıymış. gx eşittir c diye bir şey. h fonksiyonu da tek fonksiyonmuş. O zaman da kesinlikle ve kesinlikle tek kuvvetleri olacak, başka da hiçbir şeyi olamayacak unutma. Hemen başlayalım. A sabit fonksiyon diyor ama burada xler var. Xler varsa nasıl gidiyorlardı? Unutma sabit bir fonksiyon rasyonel ifadeyle gösterilmişse o zaman onun kat sayıları xler alt alta geldiği halde xler alt alta gelince yani ne olacak Kat sayıları birbirine eşit olacak. Oranları birbirine eşit olacak. 2 ile çarptım A'yı. 2 A. 3 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 12. Her tarafı 2 ile gömçürttüm. A eşittir. Eksi 6'yı kaptım mı? Kaptım. Bu tamam. Ne dedik bir de? H fonksiyonu tek fonksiyondur dedik. Tek fonksiyonsa arkadaşım bu adamın işi yok. Bakın x karenin işi yoksa o zaman sen buraya ne diyeceksin biliyor A artı B eşittir. Sıfır diyeceksin. A eşittir. Eksi B diyeceksin. A'yı eksi 6 bulmuştun zaten. O zaman eksi 6 bulduysan B dediğim vatandaşta artı 6'dır. Bakın 6 koyarsan önünde eksi var. Eksi 6 olur. Bunu da halletmiş oldum. Son olarak geldim. Ne dedim? Sabit olamaz. Çünkü bu sabitin yanında görünmez. X üzeri 0 var. O da çift fonksiyonda olur. Sakın unutma. Burada patlayacak gidecek. Hemen patlatalım o zaman. C eksi 4 eşittir 0. O zaman C eşittir 4. Geldi mi? Geldi. Artık sorun bitti. Fx eşittir X olduğuna göre bana ne diyordu? FA diyordu. Şöyle pembiş pembiş yazalım. FA ise bunun cevabı kesinlikle A'dır. HB diyor. HB. HB ne demek arkadaşım? B'yi ne buldum ben? 6 buldum. O zaman 6 bulduysam H6'yı soruyor. Bu arada bu adam gitti. Bu adam gittiyse o zaman HX eşittir. 2X olduğuna göre arkadaşım o zaman buradan da H'im 12 geldi. Burayı hallettim. Bu arada içi neyse dışı olduğu için A'yı da A-6 bulduğum için uzatmayayım. Şurayı 6 yazayım. Artı 12 geldi. Bir de C ifadesi geldi ki C ifadesinin de ben ne olduğunu biliyordum. Onun da 4 olduğunu biliyordum. O zaman cevabım ne oldu? 12 artı 4, 16. 6 çıkarsa da 10 kalır. Çok güzel bir soru. İlk soruyu patlattım. Yazılda kesin gelir arkadaşım. Yazılda %100 sorulacak bir soru. Çünkü birim sabit tek fonksiyonu geçmez. Yani hoca kesinlikle geçmez burayı. Bu soru sorulacaktır. Geldik ikinci soruya. Arkadaşım bu ikinci soru güzel soru. Bu kadar kallavi sormazlar ama yazılıda sorulacaktır. Unutma. Hemen ayıralım. Bakın burada ne diyor biliyor musunuz? Ayırırsan çarpı ve artı var. O zaman fx çarpı gx tamam. Artı fx eşittir neymiş arkadaşım? x kare artı 4x artı 3'müş. Bir daha yazalım bakalım. fx çarpı gx Tamam. Artı değil bu sefer. Eksi. Sakın sakın yanlış yapmayalım. Fx eşittir. Ne olacak arkadaşım? X kare artı 2x artı 1 olacak. Bakın taraf tarafa çıkarma işte e, toplama işlemi yaparsam arkadaşım. Bu adamlar birbirini götürür. Ne kalır geriye biliyor musun? Fx çarpı gx eşittir. Ne kalır? 2x kare artı 6x artı 4 olur. Ve fx gx'i buldum. Şimdi arkadaşım çok dikkat. Tıpkısının aynısının benzerini bir kere daha yazıyorum. fx çarpı gx artı fx eşittir x kare artı 4x artı 3. Bu sefer de fx çarpı gx gitsin arkadaşım. Buradan def olsun gitsin. Nasıl? Aşağıyı eksiyle çarparım. Bakın eksiyle çarparsam eksi fx çarpı gx Bunlar bir bütün olduğu için bir tane eksi gelecek önlerine. Burası artı fx olacak. O zaman şurayı yazıyorum. Eksi x kare. Eksi 2x. Eksi 1'i yaptım. Ve taraf tarafa tekrardan topladım. Bu sefer bu çarpım durumundakiler gitti. 2 tane fx. Bu arada şurayı yanlış yapmayalım sakın. fx gx'ten 2 tane var arkadaşım. O yüzden fx çarpı gx'imin değeri ne olacak arkadaşlar? Her tarafı 2'ye bölersem x kare artı 3x artı 2 olacak. Bakın bunu ayarladık. Geldim buraya. 2 tane fx'in bu sefer ne olacak tarafta? Bunlar gitti. Burası da 2x artı 2 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. fx eşittir x artı 1 olmuş oldu. Şimdi bana adam g2'yi soruyor ya, Koy g2'yi gitsin bakalım. Neler gidecek neler gelecek bakalım. f2'yi koyarsan f2 çarpı g2 eşittir. 2'yi koydum. 2'nin karesi 4. 2'yi koydum. 3 ile çarptım. 6. 2 zaten kendinde var. O zaman bunun cevabı ne çıkmış oldu? 12 gelmiş oldu. Burası tamam. Peki burada F2'yi bulalım. 2 koydum. F2 eşittir. 3 oldu. E kardeşim bu adam 3 ise bu adam 3 ise bu adam G2 ise cevabım da 12 ise o zaman çok hızlı bir şekilde G2'nin de 4 olduğunu bulmuş oldum. Gayet güzel bir soru oldu. Gayet iyi bir soru oldu arkadaşım. Bunu da bu şekilde yapmış oldum. Gerçekten güzel bir soruydu. Bu kadar kallavi olmasa da kesinlikle bu ayrımları yaptıracaklar. Hani biraz önce esas almıştık ya. Bu ayrım çok önemli arkadaşım. Bunu unutma. Geldim bir başka soruya. Biraz hafif aldatmacalı bir soru. Ama bence bunu hocam sorar. Bak bu soruyu hoca sorar. Neden sorar biliyor musunuz? Parçalı fonksiyon. Vazgeçilmez yerine koy bitsin. Çok basit sorular. O yüzden hoca kaçırmaz sorar. Bak 2'yi koydum. Yazalım. F A eşittir. 2'yi koyacağız. 2. 3'ten büyük mü küçük mü? Tabii ki de küçük. O zaman 2'yi burada koyuyorsun. Koydun. 2 kere 2 4. 4 daha 8. Bak F 2'yi buldum. 8. Artı. 9. 3'ten büyük mü küçük mü? Büyük. Nerede koyacaksın? Yukarıda. 9 koydun. 9 artı 7. 16. Geç. Sıfır. Üçten büyük mü küçük mü? Küçük. Koyduk burada. İki kere sıfır. Sıfır. Artı dört. Dört. Bitti. Efa dediğim şey. Bak efa dediğim şey. O sekiz artı on altı yirmi dört. Dörde böldüm altı. Öyle bir x var ki ben bunu a ile ifade ediyorum. Cevabı altı. Acaba kim bu ya? Diyelim ki üçten büyük olsun. A büyük ise üçten. Bak A 3'ten büyük ise burada yerine koyuyorum. A artı 6 eşittir 7. O zaman A ne çıktı? Eksi 1. A'nın eksi 1 olmalı ki. A eksi 1 olmalı ki. Buraya uysun. Peki. Ay yalnız biz buraya uyması için A'nın 3'ten büyük olduğunu söylemiştik. Öyle bir şey oluyor mu? Olmuyor. O zaman ne olur arkadaşım? Demek ki bu A değeri gelmez. Peki ben yine söylüyorum. A diyelim ki bu sefer ne yapalım bakın. A diyelim ki 3'ten küçük eşit. O zaman neyi kullanacağız? Bunu. Bunu kullanırsam FA için bakın 2A artı 4 2A artı 4 eşittir 6. Attım karşıya 2A eşittir 2. Buradan da A kaç geldi? 1 geldi. Ben ne demiştim? 3'ten küçük demiş miydim? Demiştim. 3'ten küçük çıktı mı? Çıktı. İşte o zaman bu adam benim kahramanım. Başka da bir sayı olamaz. Bak soruda ne diyor? A'nın alabileceği değerlerin toplamı diyor. Bakın A'nın alabileceği değerler buradan gelmiyor. Sadece buradan giriyor. O zaman biz diyoruz ki toplamı olmaz. Sadece bir tane değer vardır. O yüzden cevabım da birdir dedim. Bu güzel yazılı sorusunda geride bırakmış oldum. Geldik bir başka soruya. Bak soruda ne diyor arkadaşım? Yukarıdaki ya uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları var. Yalnız birbirlerinin tersi var. Burada f(x) var rasyonel bir ifade. Burada G2, G2, g g'nin tersi x var. Bunu da bakacağız şimdi. Yalnız bize ne soruyor? Ona bir bakalım. G'nin tersi bileşki F bütün hepsinin tersi. Kardeşim bunun açıklaması neydi? Bana onu söyler misin? Bak bunun açıklaması şuydu. Yer değiştir. F diyor ya F'in tersini al. Bileşki yer değişti ya G'nin tersi geldi. Bir daha tersi gelecek. O zaman bunu G yapacak. Ve burada da 5 var. Yani adamın bana sorduğu şey şuymuş. F'in tersinin içinde G5 nedir diyor arkadaşım. Ben sana ne demiştim tersi fon bileşkide hiç korkma bak kuralı bil. Ters değiştireceksin. Terslerini alacaksın. Yer değiştirdin. Terslerini aldın. Yer değiştirdim. F geldi. Tersini aldım. G'nin tersi geldi. Tersini alsa kendisi. Geçtim. Unutma bileşke kolaydı. Sadece ne yapıyordun? G5 içine atıyordun. Bitti. Bak şimdi G5'i soruyor. Unutma e, G'nin tersi var. Hiçbir sıkıntı yok. At içeri çıktın dışarı. G x artı 4 eşittir x'tir. Bana G5'i soruyor. Kaç verirsen G5'tir? X eşittir 1 için diyorsun. Bak X'e 1 verirsen ne çıktı? Hop. G5 eşittir 1 çıktı. Ha, o zaman olayı patlattım. Burası neymiş? 1'miş. O zaman F'in tersi 1'i mi soruyormuş adam bana? Evet. Peki rasyonel ifadede sen tersi nasıl oluyordun arkadaşım? Rasyonel ifade tersi nasıl alıyordun? O da şöyleydi. F'in tersi x eşittir. Eksi 5 yukarıya artı 5x diye geçiyordu. Sonrasında da ne vardı arkadaşım? Artı 2 de aşağıya eksi 2 olarak geçiyordu. Bitti. Olay tamamen bu. Tersi tersi. 1, 1. 1 koyuyorum yerine. 5 kere 1 artı 1 bölü. 3 kere 1 eksi 2. Buradan da f'in tersi 1 de cevabı neymiş? 6 bölü bakın şurası 6'dır. 6 Altı bölü 1'den dolayı cevabım ne çıktı? 6 çıktı. Çok güzel, çok hoş bir soruydu. Ben sana söyleyeyim bak. Ben sana söyleyeyim. %100 yüz çıkar. Şu ters alma ile bu ters alma artı bileşki mevzusu. %100 yüz çıkar arkadaşım. Bak çıkmazsa gel yorumlara yaz. Hocam çıkmadı. Sizin yüzünüzden bir sorun gitti de ben de özür dileyim. Ama öyle bir şey olmayacak. Merak etme. Güven bana kesinlikle yazılıda sorulacak. Geldim yine efsanelerden birine. Doğrusal fonksiyon. Arkadaşım yazılıda yüzde yüz sorul, sorulur demiyorum ama hocalar bu mevzuyu sever. Bak yüzde yüz hoca sorar diyelim. Ama yazılıda çıkar mı bilmem ama hoca genellikle bu soruları sorar. Bazı hocalar sorar. Bak yazılımda kesin var demiyorum. Bazı hocalar sorar. Bakalım nedir bu? Doğrusal fonksiyon mevzusu. Çok mühim bir mevzu. Çok rahat bir konu. Hemen yapalım f'in eksi 2 1 ise f eksi 2 1 ise f 3 16 ise sen şimdi doğrusal fonksiyon ya kuralını bil ve yerine tersinde yerine 10 koydu. Hemen o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın f x eşittir a x artı b demekti. Hemen bakın x'in yerine 2 koyarsak hemen şurada cevap 1'miş. Bakın burası zaten f x eşittir y ya cevap 1'miş. 1 Bir eşittir ne olacak? Eksi 2 A artı B olacak. Bakın 3 koyarsak yerine cevap 16 olacakmış. 16 eşittir. 3 A artı B olacak. Şimdi çaktırmadan bakın çaktırmadan şurayı bir eksiyle çarpıyorum. Bakın. Şurayı eksiyle çarparsan şunlar eksi olur. Ve taraf tarafa toplarsan 1 eksi 16 eksi 15 yaptım. Eksi 2 A eksi 3 A eksi 5 A yaptım. B A eksi B onlar birbirini götürdü. Her tarafı eksi 5'e bölersem A eşittir 3 olmuş oldu. A eşittir 3 olduğuna göre gel bunu şimdi B'yi bulmak için kullanalım. A 3 ise arkadaşım koydum. Eksi 6 attım karşıya 7. O zaman B de 7'dir dedim ve yaptım. Bakalım doğru mu peki doğru mu? Burada koyalım. A'nın yerine 3 koydum. 3 kere 3 9. 7 daha 16. Evet doğru. O zaman bitti. Fx'in denklemini buldum mu ben? buldum. Fx'in denklemi neymiş arkadaşım? Hemen yazalım. A'nın yerine 3 yazdım. 3x artı 7'ymiş. Bakın ikisinde cillop gibi sağlar. Geldim buraya. Bana F'in tersi onu soruyor. Hemen bu dışarı bu içeri. F'in tersinde 3x artı 7 eşittir. X midir? Bakın X dışarı bu içeri. Tersini almış oldum. Ne koyarsam burası 10 olur. Bakın F'in tersi F'in tersi parantez 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 parantez. İçerisi 10. Ne koyarsam 10 olur. Bakın 7 var. 3'lü koyarsak tabii ki de. O zaman x'in yerine 1 koyalım. X eşittir 1 için dersen ne oluyor bakın? F'in tersi 10 eşittir 1 olmuş oluyor ki bana da zaten bu mevzuyu soruyordu. Kesinlikle ve kesinlikle hocalarımızın sevdiği bir soru. Bunu tekrardan söyleyeyim. Ve yazılıda sorulur mu bilmem ama gerçekten de sorulma ihtimali yüksek doğrusal fonksiyon mevzusu. Geldik artık son sorumuza. Sonra polinomlara geçiyorum. Polinomları da yapıp bitireceğiz. Çok az bir gerimiz kaldı. Bakın grafik olmazsa olmaz. Bak buna garanti eminim. Bak buna garanti eminim. Hoca bunu yazılıda %100 yüzde soracak. Garanti eminim. Çünkü grafik okumak güzeldir, hoşdur arkadaşlar. O yüzden sakın benene demeyin. Yapın bu soruyu. Bakın şimdi hemen yapalım. İçeri girsin. Nasıl okuyacağımızı iyi anlayın. Bak. İlk önce grafikleri iyi tanı. Kırmızı G. Mavi FX. Unutma şimdi. Bana birinci soru şu. F'in tersinin içinde G1'i soruyor. F'in tersinin içinde G1'i soruyorsa G'miz buydu. Bakın biri yerine koyduğunda cevabın kaç çıktı? Şurada 3 çıktı arkadaşım. Bak burada en üst 4 şurası 3 şu kesiştikleri yer 2. Unutma. O zaman 1 de 3 çıktı. Heh, şimdi F'in tersi 3'te de cevabı 3 olan şey nedir diye tersten geliyorum. Bakın F'in tersinde de cevabı 3 olan şey nedir diye geliyorum. Burada baktığımda da eksi 2 çıktı. O zaman bunun cevabı eksi 2'dir. Hatta ve hatta onu da şuraya yazayım. Bana sorulan soru da burası eksi 2 artı dedim. Devam edeyim bakayım farklı bir kalemle. Şimdi bana G'nin tersinin içinde F1'i soruyor bu sefer. F1'i sorduğuna göre bakın mavi benimdi. F1'e bakıyorum. X'imde 0 e, bunun cevabı arkadaşım. Tamam. O zaman G'nin tersi 0 olacak. Bakın yine söylüyorum. F1'e 0 bu nokta. Bu nokta nedir arkadaşım? 1'e 0 olduğu için F1 0'dır. Bitti. G'nin tersi 0'a bakıyoruz şimdi. G'nin tersi yani cevabı 0 olan nedir? cevabı sıfır olan nedir diye soruyor bana. O da nedir? Bakın G'nin kestiği nokta yani eksi 2'de cevap sıfırdı. O zaman tersinde sıfırın cevabı da eksi 2 olmuş oldu. Bu kısmı da bitirdim. O zaman burası eksi 2 oldu. Süper. Devam ediyorum. Fof var şimdi. Hiç fark etmez arkadaşım. F'in içinde F2. F2'ye bakıyorum. Hemen ne diyorum Burada. Benim maviler 2'lerdi. Maviler 2 olduğuna göre arkadaşım. Burada nasıl bir yol izleyeceğimizi hemen söyleyelim. He pardon özür dilerim. Eksi 2 diyormuş. Hemen eksi 2'ye bakıyorum. Eksi 2 mavilerde olduğu için 3'e bakacağım. Evet. F3'ü yazdım. Özür dilerim. Biraz önce eksi 2 demiştim. Şimdi F3'e bakıyorum. F3'te benim mavi grafiğimde nereye geldi? Eksi 1'e geldi. Bölümü çektim. Eksi 1'imi yazdım. Arada eksi var dikkat. Şimdi son işlemimi yapıyorum. Hemen F'in tersinin içinde G-5 var. G-5 Kırmızıda bakıyorum. Eksi 5 geldi. Nereye geldi? Eksi 1'e. F'in içinde eksi 1 var. Cevabı eksi 1 olan neydi? Biraz önce bakmıştık. Cevabı eksi 1 olan 3'tü. O zaman bunun da cevabı 3'tür dedim. Ve burayı da patlamış oldum. Eksi 2 Artı dolayı eksi eksi, eksi, eksi oldu. Yukarısı eksi 4. Aşağısı ne olmuş oldu arkadaşım? Eksi 1 eksi 3'ten dolayı eksi 4. Aynı şeyleri birbirine bölersen cevabım müthiş bir şekilde bir çıktı. Gerçekten kapsamlı bir soruydu. Yazılda bu kadar kastırmazlar. Belki bu kadar cini sorarlar. Belki bu kadar cini. Ama fark etmez. Güzel bir çözüm oldu. Unutma. Bütün ayrıntılarıyla yaptık. Bakın tersinde cevaptan geri geliyorsun. Düzünde X'e bakıp grafiğe gidiyorsun. Aklında olsun. Geldik artık polinom mevzularına ve bu polinom mevzuları yazılda yüzde yüz çıkacak. Bakın şu mevzular yazılda yüzde yüz çıkacak. Özellikle şu üstün doğal sayı olma mevzusu yazılda çıkar. Bak hoca sorar demiyorum. Bazı hocalar değil bütün bütün yazılarda bu mevzu çıkar. Geldik buraya. Bak üstün doğal sayıysa o zaman bu ne ne olabilir? 10, 5, 10'u bölen sayılar olması lazım. 2, 1. Başka da hiçbir şey olmaz. Bakın eksilere geçemem. Zaten onun bölenleri 5 ve 2 10 olabilir 1 olabilir. Bitti. Olay bu kadar. Bak 10 olursa e burası doğal sayı çıkar. 5 olursa negatif. 2 olursa negatif. 1 olursa negatif. O zaman bunun tek bir olur var 10. O zaman bir düzenleyelim son kez. Px polinomu. O zaman bu adam 10'sa 5 çarpı x üzeri 1 artı 2 çarpı şurayı düzenleyelim bir daha. 2 çarpı x üzeri 4 n'yi biz ne demiştik? 10 demiştik. O zaman ne olacaktır? n artı 4'ten 14 oldu. Şimdi çok dikkat dostum. Aşırı dikkat, mükemmel dikkat. Neden? Dereceyi soruyor. Sakın gidip de 1 deme. Neden? Çünkü arkadaşım burada en yüksek nedir? 4'tür. O zaman bu polinomun derecesi Dörttür. Nokta net. Baş katsayısı nedir? Bu adamın katsayısıdır. O zaman polinomun baş katsayısı eşittir 2'dir. Bakın bunu başa yazdın diye baş katsayı derece olmaz. Derece en büyük üsttür. Geç. P artı bir polinomunun sabit terimi derse bakın nun nun sabit terimin bak kimin nun bunun o zaman ne olacak sabit terimde sıfır koyacaksın. Kimin yerine bunun yerine Adam sana ne soruyor aslında? P1 nedir diye soruyor. 1 koydun 5. 1 koydun 2. Ne oldu? 14. 14 2 daha 16. 5 daha 21 olmuş oldu. Geçtim. Nün nün fın fın vın tün kat sayıları toplamı. Kimin? Bunun. Bak bunun. Bu polinomun. O zaman kat sayılar toplamı deyince x'in yerine bir koca. Nerede? Nün nün vın nün, nün. Burası işte bak arkadaşım. Bitti. O zaman bu ne, ne soruyor bana? P eksi 2 kaçtır diye soruyor. Çünkü x'in yerine 1 koydun. Olayı bitirdin. O zaman eksi 2 koyarsan yerine 5 kere eksi 2. Hemen şuraya bir not alalım. Eksi 10. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Vay arkadaş. Nedir? Eksi 2'nin 4. kuvveti. 16 2 ile çarparsam 32. Bir de ne var? Artı 14. Daha da büyüdük. Ne oldu? 46. 10 çıkarsa 36'dır dedim. Bak lütfen. Sakın P0'ı bulma. Sakın P1'i bulma. Bu adamla, bu adamın, bakın polinomunun, bunun. O yüzden arkadaşlar kimin diyorsa sen ona hareketini çekeceksin. Gerisini bırakacaksın. Geldik yine muazzam bir soruya. Sonra da süper iki sorum var. Ve ödülü soruyla yazılı yazılı bitiriyoruz. Hemen geldim buraya. PX polinomu, polinomu sabit polinom. Arkadaşım sabitse bu adamın işini, Allah'ını seversem bu adamın işini x küp orada ne arıyor? Hiçbir şey yaramıyor. O zaman a 3'tür. Sabit polinomsa arkadaşım, o zaman bu adam kare ne arıyor burada? Kareyi yok et, yok et. Yok etmek nedir? 0 eşit demektir. Çünkü 0 çarpı x kare hop gitti. Kemal Sunal yapıyor aynı onun gibi. O zaman ne oldu? d -2'dir. Şimdi sabit polinom ya. Bunlar da bizim sabitlerimiz. a'yı bulduk 3. b'yi bulduk eksi -2. 3 eksi 2 1. 1 daha 2. O zaman px dediğim sabit terimim Sabit polinomum 2 imiş. Neden? Bir daha söylüyorum. Bu adamlar gitti. Götürenler A'yı 3 koydum. B'ye eksi 2 koyarsam gidiyorlar. E buradan da ne oldu? Px eşittir 2 oldu. Devam. Sıfır polinomu özel bir polinomdu. Herkes gidiyordu. O zaman şuradan şöyle diyebilir miyiz? Hemen şunu şuradan çekelim. O zaman A eşittir C midir? Çünkü sıfır polinomu ya gidecek. Ama dikkat. A burada ne var? eksi 2x kare var. E bu da x kare, bu da x kare. Demek ki bunlar birbirini götürecek. Sakın yanlış yapma bak. Bir an daldık yanlış yaptık. O zaman ne diyorum biliyor musun? A eksi c eşittir 2'dir. Niye? Burası 2 olsun ki 2x kare eksi 2x kare birbirini götürsün. A eksi c eşittir 2'dir. O zaman arkadaşım bir de şuradan şu gelir. Burada da ne diyor? D eksi 7 eşittir 0'dır. Buradan da D0, D7'dir özür dilerim. Hatta bunu da yine ufak bir hata yaptığım için düzelteyim. Tamam. Bu arada ne bulmuştuk A'yı? A'yı 3 bulmuştuk. O zaman A 3 ise hemen onu da yazalım. 3 eksi C 2 ise buradan da C ne ola ki? C tabii ki de 1 olsun. Bunu da söyledik. Devam edelim bakalım. Olaylar çok güzel gidiyor. Olaylar olaylar. Geldik R polinomuna. Aa R polinomuna ilgili hiçbir şey vermemiş. Vermediyse ben yazayım arkadaşım. Rx eşittir. Ax küp. A kaçtı? A 3'tü. 3x Üç küp. Tamam. Artı. Bx kare. B kaçtı? Artı değilmiş bu arada. Burası eksiymiş. Çünkü B'yi eksi bulmuştuk. Eksi 2. X kare. C'yi kaç bulmuştuk? 1'di. O zaman sadece 1x yazdım. D'yi kaç bulduk? 7'ydi. idi. 7 idi yazdım. Şurayı lütfen unutmayalım. Bakın ben unutursam affedin. Eksi 2x kare olacak orası. Süper. P1'i soruyor. P1 zaten ne verirsem ver cevabı 2 idi. O zaman kocaman bir 2 yazayım. Hangi kalemle yazayım? Şu kalemle. Bakın P1 artı R1'i soruyor. Buradan da P zaten sabit polinom olduğu için. Bakın sabite birim değil. Sabit fonksiyon 2. R1'i soruyor. Yani kat sayılar 3. Eksi 2 1. 1 daha 2. 7 daha 9. O zaman ne oldu bunun cevabı? 11 olmuş olduğu gayet hoş gayet güzel bir soruymuş ve bu sorumu da bitirmiş oldum. Geldik son iki soruya. Px polinomunun nun nün nerede yapıyorduk arkadaşlar? Burada yapıyorduk. Kalan diyor bilinmiyor. O zaman x artı 2 eşittir 0 dedim. x eşittir eksi 2 dedim. Bu eksi 2'yi nerede koyacağız? Burada. Koyduk mu yerine? Koyduk. Ne diyor bana? P eksi 2'nin kalan. Yani bu cümle P eksi 2 demek. P eksi 2 bunun kalanına eşitmiş. Peki kimin o? X eksi 1. Bana ne söylüyor burada? X eksi 3 eşittir 0 diyor. X eşittir 3 diyor. Bunu nerede koyacağım? Burada yerine koyacağım. Koyduğumda ne oldu? 3 koyarsam P 3 eksi 1'den dolayı P 2 oldu. Ve bunu da yapmış olduk. Bitirdik arkadaşım. Bunu da hallettik. Şimdi ne oldu? P eksi 2 P 2 eşitmiş. Hemen patlatayım o zaman. P eksi 2 P 2 eşitse eksi 2'nin kübü eksi 8 A eksi eksi 2'den dolayı artı 2 artı 3 eşittir. 2'yi koyduk yerine 8 A eksi 2 artı 3 3 ler birbirini götürdü. Bu buraya geldi bu buraya geldi. 4 eşittir 16 A her tarafı 16'ya böldüm. 16'lar birbirini götürdü. 4 6 birbirini götürdü. 16 birbirini götürdü. 1 bölü 4 eşittir A çıktı mı? Çıktı. Süper. Bunu bulduysam. Şimdi A'yı bulduğuma göre Px polinomunu baştan yazıyorum. Bakın baştan yazıyorum. 1 bölü 4 x küp eksi x artı 3 yaptım. Bana P4'ü soruyor. Hemen yapayım. 4'ü soruyor. 1 bölü 4 çarpı 4'ün kübü eksi 4 artı 3. Bakın 4'ün kübü 4 4 4 64. 4'e bölersen 16. 4 çıkarsa 12. 3 eklersen 15 oldu mu? Oldu. O zaman bu arada bu Px ile artık benim için. 4 koyduğum için P4'tür. P4 nedir? Bir daha söyleyelim. 16, 12, 15 oldu. Bu güzel soruyu da bitirmiş olduk. İşte bu kadar arkadaşım. Çok hoş bir soruydu. Yani bu, bu arada bunu unuttuk. Hoca yazıldı. %100 böyle bir soru soracak. Bak buna emin ol. Nın nünlü bir soru kesin gelecek. Sen gidip de kesinlikle P3 deme. Kesinlikle Px2 deme. Ha burada Px olduğu için Px2 de. Ama burada P3 deme. X'i yerine koyacaksın. 3 1, 2 olduğunu unutma arkadaşım. Bu soruyu da bu şekilde yaptık. Geldik artık son soruya. Kallavi bir soru. Fen liseleri için olabilir. Diğer okullarda zorlayacak hocalar olabilir. Ama bu soruyu kesinlikle iyi öğrenelim. Birinci, üçüncü dereceden. Bak P1 sıfırsa bu ne demekti? X eksi bir benim bir katsayım, e, benim bir çarpanım demekti. P sıfır varsa o da sıfır eşitse o zaman X benim bir çarpanımdı. Burada eksi ise X artı bir benim bir çarpanımdı. O zaman P benim budur. Yalnız burada başka çarpan var mı? Bunların çarpımında derece 3 olur. Yalnız kat sayıyı bilemezsin. Kat sayıyı bilemeyeceğin için şuraya bir A koyacaksın arkadaşım. A koyarsam ne olur? Bakın A koyarsan sana PX denkleminin kabaca görüntüsü çıkar. Ve şimdi bana bir şey verecek. A'yı bulduracak. Sonra bir şey soracak. Ben de A'yı bulduğum için pat diye bulacağım. Bakalım ne diyor? Px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 12. İşte bu cümle. İstediğim şey. x-2 sıfırsa yerine 2 koyuyorsun. O zaman P2 neymiş arkadaşım? P2 12 ymiş. Hemen bakalım. 2 koydum. 1. 2 koydum. 2. Hatta yazalım ya. Bak şimdi. P2'yi yazıyorum. Dikkat. P2 yazarsam A çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 eşittir 12. 6 tane A 12 ise i̇şte A 2'ymiş. İşte A'yı buldurdu bana. O zaman Px'i baştan yazayım. Px eşittir 2 çarpı x, e x 1 çarpı x çarpı x artı 1'i yazdım mı? Yazdım. Şimdi bana ne diyor? Şu polinomun katsayıları toplamı yerine 1 koy. Adam bana ne soruyormuş arkadaşım? Bir koyarsam 5 nedir diye soruyormuş. Bakın katsayılar toplamı deyince x eşittir bir yapacaksın. Nerede? Denklemde. Koydum. O zaman P5'i soruyorsa arkadaşım yaz hemen 5. 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6. 5 kere 2 10. 4 kere, 4 kere 6 24. O zaman ne oldu? P5 eşittir. 24 çarpı 10 sonuna 1 sıfır koyarım. Ve yazılımı bitiririm arkadaşım. Unutma lütfen burada yazılı hazırlık kısımlarını kesinlikle yap. Bak yazılı hazırlık ödevini kesinlikle yap. Unutma. Bir de gece yatarken otobüste bir elin direkteyken bir elin e, burada yazılı kağıdında şey yazılı kağıdı Yazılı notlarında olsun arkadaşım. Teneffüste kantine mi gittin? Sıra mı bekliyorsun? Yanında olsun. Hemen oku. Zonal topraklar. Yazılı çıkar. Bak merak etme. Hatta çıkarsa bunun, <laughs> bunun altına yorum yazın. İntrazonal topraklar bunlar çıkar. Polinom permütasyon şey permütasyon çıkmayacak sınavda. Gördüğünüz gibi tek çift fonksiyonlar eşit fonksiyonlar sayfa 105'i 106'yı çalışın. Bunların hepsi çok güzel bir şekilde akıllıca kalıcı yapılmış. Biz ne yaptık? SS'lerimizi aldırdık. Yazılda sorarları yaptık. Hoca sorar yaptık. Bir de arkadaşım ne dedik sana? Dedik ki yazılı kampını sakın kaçırma dedik. Bugün ilk gün fizik kimyayla, fizik Türk edebiyatıyla devam ediyoruz. Yazılıya süper hazırlan. Notların yüksek olsun. Çünkü YKS'de sadece sınav sonuçları değil, orta öğretim başarı puanı da çok önemli. Bunlar da bizim yazılı puanlarımız. 9 artık geçti. 10, 11, 12 bizimdir arkadaşım. Ve sözü fazla uzatmayalım. İlk önce bu yazıldan yüksek almaya bak. Hepiniz yazıldan yüksek alacağınıza da eminim. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. İşte ödülü soru. Cevapları yoruma bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutma. Sizi sevdiğimi hiç unutmayın. Yazıldan yüksek almadan sakın gelmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.